13 Eylül 2020 Pazar, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 948, ölü sayısı 2. Her zamanki gibi pazar pazartesi günleri vaka sayıları oldukça düşük açıklanıyor. Çünkü birçok sağlık dairesi hafta sonu veri transferi yapamıyor. Ünlü Alman virolog Streeck, vaka sayılarına çok fazla takılmamak gerektiğini söyledi. Kısıtlamaların kapsamı ve süresi hakkında bir strateji değişikliği lazım dedi. Kendimizi sadece enfeksiyon sayısıyla sınırlıyoruz. Sınırlamamalıyız. Almanya ve Avrupa'da korona vakaları önemli ölçüde artıyor. Ancak ölü sayısında neredeyse hiç artış yok. Ne kadar çok insan enfekte olur ve belirti göstermezse o kadar insan bağışıklık kazanır. Bu nedenle hayatın duraklatılmaması gerekir, diyor. Bu şekilde düşünen on binlerce gösterici de hafta sonu düzenlenen protestolara katıldı. Birçok bölgede mitinglere katılanlara maske mecburiyeti getirilmişti. Hannover'de düzenlenen mitingde yaklaşık 70 kişi maske takmamak için bir sağlık raporu sundu. Ancak bu raporların birçoğunun sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte belge sunanlar hakkında ayrıca soruşturma başlatıldı. Almanya'da önceki gün bir de domuz vebası vakası tespit edilmişti. İlk kez Almanya'daki et üreticileri alarma geçtiler. Güney Kore'den sonra Çin'de Almanya'dan domuz eti alınmasını yasakladı. Hali hazırda nakledilen ürünler ise geri gönderilecekler. Hastalığın duyulmasının ardından domuz eti fiyatlarında da düşüş meydana geldi. Tarım Bakanlığı domuz vebasının hayvanlar için tehlikeli olduğunu ancak insanlar için herhangi bir tehlike içermediğini söylüyor. Almanya'da yeni yılla birlikte Hartz IV olarak bilinen işsizlik parası 2 ödemeleri de artırılacak. 1 Ocak 2021 itibarıyla bu ücretler zaten artacaktı. Ancak Almanya Yazı İşleri Topluluğu sosyal yardımın korona nedeniyle daha da yükseleceği bilgisine ulaştı. Bekarların 7 avro artışla 439 avro alması planlanıyordu. Bu rakamın 446'ya çıkarılması bekleniyor. Böylelikle ayda 14 avro zam gelmiş olacak. Çocuklar ve gençler için ödenen miktar biraz daha artacak. 14-17 yaş arası gençlerin alacağı para 45 avro artırılarak 373'e çıkacak. 5 yaşından küçük çocuklarsa 250 yerine 283 alacaklar. Evli çiftler veya partnerler 401 avro alacaklar. 25 yaşın altında olup kendi evinde yaşamayan yetişkinler ise 357 avro alacaklar. Ancak bu artışları önce federal hükümetin onaylaması gerekiyor. Artışlar bu şekilde gerçekleşirse yetişkinlere %3, çocuk ve gençlere ise %13 zam yapılmış olacak. 6-13 yaş grubuna sadece 1 avro zam var. Onların ücreti 308'den 309'a çıkacak. Bunun sebebi olarak bu grubun geçen senelerde 3 sene önce 21 avro zam almış olması gösteriliyor. Bu oranlar normalde 5 senede bir değiştiriliyordu. Korona alım gücünü olumsuz etkilediği için beklenenden biraz daha fazla zam yapılması gündemde. Tabii bunları hükümet böyle çok büyük bir iş yapmış gibi anlatacaktır ama ayda 14 avro zam özellikle şu korona döneminde hiçbir şey. Gıda fiyatlarında yüksek düzeyde artışlar oldu. Madem korona nedeniyle artış yapılacak, o zaman 6-13 yaş grubuna neden 3 sene önce zam yaptık diye yeni artış yapmıyorsunuz? Yani bu bana çok mantıksız geliyor. Eminim tam şu anda birçok kişi de çalışmadan para alıyorlar. Bu zam çok bile diye düşünüyordur ama sosyal yardım, sosyal devletin bir gereği. Almanya'da yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi Hartz IV alıyor. Bu insanlar alışveriş yapıyor. Dükkan sahipleri bunlardan aldıkları paralarla da kazanıyorlar. Yarın öbür gün kimin sosyal yardım alacağı hiç belli olmuyor. Çocuk parası gibi, o sistemde olduğu gibi herkese aylık bir temel gelir garantisi sunulursa bu daha mantıklı bir çözüm olur. Böylelikle isteyen çalışır, daha fazla kazanır bu paranın üzerine. İstemeyen çalışmaz, bu parayla geçinir. Herkes de memnun olur diye düşünüyorum. Evet, Almanya'da bir kişinin evinde yapılan aramalarda 250 silah ve binlerce mermi bulundu. Hamburg'un güney kesimlerinde yer alan bir bölgede yapıldı bu arama. Polis bir açıklama yaptı ve şüphelinin aşırı sağ destekçisi olması muhtemel dedi. Başka bir bilgi verilmedi henüz. Aşırı sağ tehdidi yeteri kadar ciddiye alınmıyor maalesef. Hitler de ciddiye alınmıyordu başlarda. Doğru dürüst destekçisi yoktu. Eğitimi, kariyeri, parası hiçbir şey yoktu. Alman vatandaşı bile değildi. Birahanelerde çıkıp konuşma yapıyordu. Sonrasında olanları hepimiz biliyoruz. Silahlı bir grup, marjinal bir grup,
Evinde 250 tane silah ve binlerce mermi olan bir kişi. Sayıca az bile olsalar çoğunluğu sindirebilirler. Bu noktada emniyet ve istihbarat birimlerinin çok iyi çalışması lazım diyeceğim ama Enes U avukatına karakoldan tehdit faksı gönderildiği aklıma geliyor. Onu söylemiyorum. Gurbetçinin derdi bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde kendilerini makyajla yurt dışında yaşayan kişilere benzetip Türkiye'deki ev ve arsalarını satmaya çalışan bir şebeke çökertildi. Bir de sahte otel siteleri çıktı şimdi. Diyelim ki tatile gideceksiniz. İşte otelin sitesinin aynısını yapıyorlar. Siz bir reklam görüp tıklıyorsunuz. Bir site açılıyor. İşte filanca otelde kampanya var. Ucuza tatil aldım diye sevinerek otele gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz otelin sizden haberi yok. Ödemeyi siz sahte bir siteye yapmışsınız. Benim anlamadığım bu insanlar şirket kuruyorlar, telefonları var, arayınca açıyorlar hatta paralar banka hesap numaralarını yatırılıyor ama bir türlü yakalanamıyorlar. Sürekli bu tip dolandırıcılıklar devam ediyor. Uzmanlar oteli arayıp teyit edin diyorlar. Oteli arayıp gerçekten bu siteyle çalışıyor musunuz deyin. Hesaplar sürekli birilerinin üzerine, bir garibanın üzerine yapılıyor. Sonuç olarak hırsızlar bu işten sıyrılıyor olan gurbetçi oluyor. Almanya'da Katolik Yardım Kuruluşu, MISYO, kiliselerdeki cinsel taciz vakaları üzerine bir araştırma yayınladı. Araştırmanın sonucuna göre Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarında çok sayıda kilisede rahibeler rahiplerin cinsel tacizine maruz kaldı. Kiliselerdeki bu skandallar nedeniyle son yıllarda yüz binlerce kişi kilise üyeliğinden ayrılmış ve vergi ödemeyi bırakmıştı. Bu skandallar yıllarca örtbas edilmeye çalışıldığı için de bitmedi. Kilisenin artık bu araştırmaları kendi yapıp kendi yayınlaması o açıdan önemli bir gelişme. Diğer ülkelere geçelim. Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini geçti. Halk Sağlığı Kurumu salgının başından bu yana görülen en yüksek sayının kaydedildiğini açıkladı. 10.561. Fransa'da bu nedenle kırmızı bölgelerin sayısı artırıldı ama başbakan sokağa çıkma kısıtlaması olmadan virüsle yaşanması gerektiğini de söylüyor. Çünkü o zaman ekonomi de duruyor. Covid-19 hastaları için izolasyon süresi de ülkede 14 günden 7 güne indirilecek. Ve sarı yelekliler 2 senedir yaptıkları eylemlerini korona nedeniyle ara vermişlerdi. Yeniden başladılar. Paris'teki izinli gösteride salgın öncesinde göre çok daha az sayıda kişi vardı. Ama polisle çatışma ve arbede görüntüleri geçen seneleri hiç aratmadı. 256 kişi gözaltına alındı çıkan olaylarda. Avusturya'da ise Başbakan Sebastian Kurz özellikle Viyana'da vaka sayılarında çok keskin bir artış beklediklerini söyledi. İkinci dalganın başlangıcını yaşıyoruz. 2 hafta önce günde 350 vaka varken dün vaka sayısı 850'nin üzerindeydi dedi Kurz. Avusturya'da vakaların yakında 1000'in de üzerine çıkması bekleniyor. Durumun çok kısa süre içerisinde düzelmesi de beklenmiyor. Bu nedenle hükümet halka çok dikkatli olma ve önlemlere tamamen uyma çağrısında bulundu. Hollanda'da da vaka sayıları yüksek ama 4 koalisyon partisinin 3'ü cezaların indirilmesini istiyor. 1,5 metrelik mesafe kuralı var. Bu kurala uymayanlar 390 euro para cezası ödüyorlar. Bu cezanın 99'a düşürülmesi talep ediliyor. Böylelikle ceza kişinin sabıka kaydına işlemeyecek. Milletvekilleri aksi takdirde özellikle iş arayan kişilerin iyi hal belgesi alamayacaklarından endişe ediyorlar. Peki bütün bu kabus ne zaman bitecek? İtalya Sağlık Bakanı 6 ay diyor, 6 ay daha dişimizi sıkmamız lazım. Kış sonunda geride bırakacağız. Işık göründü ifadelerini kullandı Speranza. İngiltere'den ilginç bir haber var. Yorkshire şehrinde bir bar 25 yaşın altındaki gençlerin girişini yasakladı. Barın işletmecisi gerekçe olarak gençlerin koronayı yaydıklarını söyledi. Gençler bu duruma tepki gösterdiler ve bazıları barın sahibini ölümle bile tehdit ettiler. Salgının başlangıcında hep yaşlılar suçlanıyordu. İşte şimdi gerçekler ortaya çıktı, ibre tersine döndü. Yaşlılar virüsü yayan değil, virüsten en çok zarar gören kesim oldu. Bu arada Yunanistan, Fransa'dan 18 tane savaş uçağı alacağını açıkladı. Ayrıca 4 yeni fırkateyn, 4 de helikopter alınacak. Atina önümüzdeki yıllarda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapacak. Böylelikle Macron'un Yunanistan sevdasının sebebi de biraz belli olmuş oldu. Siyasetçiler hakikaten
tarihten hiç ders almıyorlar. Osmanlı'dan bağımsızlık talep ettiğinde Yunanistan'ı İngilizler destekledi. Osmanlı'nın kazanacağı anlaşılınca Londra borsasındaki Yunan isyanı hisse senetlerinin değeri düştü. Bunun üzerine İngilizler bir koalisyon oluşturup Osmanlı donanmasını yaktılar. Ancak Yunanlılar altından kalkamayacakları bir borç yükünün altına girmişlerdi. Kazanan Yunanlılar değil, İngilizler oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İngilizler ve Fransızlar Yunanistan'ı öne sürüp Anadolu'yu işgal ettirmeye çalıştılar. Büyük Yunanistan'ı kurma hayali gören hükümet 1922'de halktan destek istedi. Ancak halkta para kalmamıştı. Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvurdular. Halk kağıt parasını ciddi ciddi ortadan ikiye böldü. Yarısını yarı değeriyle kullanmaya devam etti. Diğer yarısını da devlete verdi. Sonuç olarak 1980'lere kadar süren bir siyasi kargaşanın içine düştü Yunanistan. İzmir'in kurtuluşunun hemen ardından 14 Eylül'de darbe oldu Yunanistan'da. İşgalin sorumlusu olarak görülen Gunaris, 4 siyasetçi ve ordunun eski başkomutanı Hacı Anesti idam edildi. Üstelik aşağılanmak amacıyla sırtlarından vurularak öldürüldüler. Atatürk, o esnada Anadolu'da esir bulunan son Yunan başkomutanı Trikopis'i bu nedenle hemen iade etmedi ve geri göndermeyerek idamını önledi. Antik Yunan filozofu Platon, akademisinin girişine geometri bilmeyen giremez yazdırmıştı. Heidegger, bunun matematiksel, bilimsel olanı kavrayamayan giremez anlamına geldiğini söylüyor. 2 kere 2, 4. Onun için Fransızların şunun bunun dolduruşuna gelip maceraya girmeden önce enine boyuna düşünmekte fayda var. 10 milyar dolara gidip silah aldığınız zaman Türkiye'ye gidip 20 milyar dolara, 30 milyar dolara silah alacak, kendisi üretecek. Sonuçta bu denge yine değişmeyecek. Bu Ege'de paylaşılmayacak bir şey yok aslında, her şey anlaşmalarla net. Sadece anlaşmalara saygı göstermek lazım. Roma'da İspanyol merdivenleri var. Onun üst kısmında basit bir kilise, Santa Maria. Burada bir tarikat, korkunç bir anıt inşa etmiş. İnsanların kafa taslarıyla, el ve ayak kemikleriyle kilisenin mahzenini doldurmuşlar. Kapuçin keşişleri var. Bu bildiğimiz Cappuccino var ya, işte onun ismi bu Kapuçin keşişlerinden geliyor. Kahverengi giysileri olduğu için. İşte bunlar 4000 tarikat müridinin cesedini alıp buraya defnetmişler. Neden? Bunlar ruh hastası değil. İnsan kemiklerini alıp getirip kiliseye dizsinler. İşte güzel tablolar, sanat eserleri yerine. Kapuçin mahzeninde kemikle dolu zemin üzerine bunu yazıp açıklamışlar. Bugün neysen, onlar da bir zamanlar oydu. Onlar bugün neyse, sen de o olacaksın. Onun için şu kısa insan ömründe savaşlarla, uçaklarla, fırkateynlerle değil de iyiliklerle, güzelliklerle zaman geçirmeyi umut ediyoruz. Hoşça kalın.